وأصحابك أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محترم أستاذ لار، بون بزني كورب ترجن عزيز يرتاش لار ويندش لار. أولا الله سبحانه وتعالى شكرنا لار أي تمسكي. بون حما مز بيرد بر أجيب بر صحبة بجون جملة ديك. محترم أستاذ أي تبود كان لار ديك قلب مز ديك محبة مزني إظهارة. Mana shu suhbat, bugun sizlar tashkil qilgan bu suhbat orqasidan juda ko'pchiligimizga Rasulimiz alayhi salomga bo'lgan muhabbatimiz yanada ziyoda bo'lishligiga sababchi qilsin. Haqiqatda biz u zotni jonimizdan ortiq sevuvchilarmiz. Haqiqatda ham biz payg'ambarimiz alayhi salatu vasallam uchun hamma narsani fido qilguvchilarmiz. Sahobalarning u zotga qilgan murojaatlari menga juda ko'p ta'sir qiladi. Bu hadislarda sahobalar payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamdan biror narsa so'ramoqchi bo'lsalar, ya Rasululloh sallallohu alayhi vasallam, ota-onam sizga fido bo'lsin. Bu oson gap emas o'zi aslida. Bu aytib yuborish inson uchun oson emas, lekin sahobalar bu gapni mulozamat uchun aytmaganlar. Haqiqatda ham yurakdan, qalbidan sizga ota-onam fido bo'lsin degan ma'noda aytilgan. Biz ham mana shundan o'rnak olib Rasulimiz alayhissalotu vasallam uchun hamma narsaga rozimiz va muhabbatimizni ziyoda bo'lishligini Allohdan so'raymiz. Muhtaram ustozlar aytib o'tdilar, agar Rasulimiz alayhissalomni hayotlarini, siyratlarini gapirsak, bu bir kunlik bir ko'rsatuv yetmaydi. Chunki 23 yillik payg'ambarlik davrlarini o'zini agar gapirib beraman desek, boring bir kun ko'rgan hayotini gapirib beraman desek, mujallad-mujallad kitob bo'ladi. Albatta, hozir aytib o'tganingizdek, eng muhimlari bugun biz eslayotgan bo'lyapmiz. Rasulimiz alayhissalotu vasallamning xulqlari. Endi albatta, o'zot o'zingiz aytganingizdek, butun makorimal axloq, hamma yaxshi axloqlarni itmomiga yetkazishlik uchun. U axloqlar ichiga nima kirsa, u ibodatimizdan tortib, muomalamiz bo'lsin, taomlanishimiz bo'lsin, kiyinishimiz bo'lsin, hamma bizni nazdimizda nimaiki xulq bo'lsa, mana shularni eng go'zalini ham oxiriga yetkazishlik uchun, itmomiga yetkazishlik uchun yuborilgan payg'ambar. Hatto Qur'oni Karimda Alloh taolo o'zi marhamat qilgandek, astaizu billah va innaka la'ala xulqin azim. Siz ulug' xulq ustidasiz, ulug' xulq sohibisiz. Sahobalar bir kuni Oyisha onamizdan so'ragan ekanlar kelib, Rasulimiz alayhissalotu vasallamning xulqlari qanday edi, odoblari qanday edi deb qiziqib so'raganlarida Oyisha onamizning ajib bir javoblari bor ekan. Oyisha onamiz ularga qarab, Qur'on o'qimaysizlarmi? Ha, o'qiymiz. Kana xulquhul Qur'on. U zotning xulqi Qur'on edi. Demak, mana shu Qur'onda kelgan xulqni hammasi u zotda bor. Haqiqatda ham payg'ambarimiz alayhissalotu vasallamning husni xulq sohibi ekanligiga butun dunyo hozir tan beryapti. Hatto mana dinimizni ichida bo'lmagan g'ayri dinlar ham, agar payg'ambarimiz alayhissalotu vasallamning hayotlarini o'rganadigan bo'lsa, u zotning xulqiga qoyil qolib islomni qabul qilayotganlar qancha hozirgacha. Mana muhtaram ustoz aytib o'tdilar, hozir qanchalik darajada u zoti va barakatini halimliklar, bu ham bitta xulqidan nishona. Qanchalik darajada hozir eshitib turib 14 asrdan keyingi holatda eshitib turib ham shu yerda o'tirganlar go'yoki Hazrati Umarni holatiga tushyapmiz. Hozir ham biz qanchalik darajada, endi o'sha davrada o'tirgan sahobalarni tasavvur qilish kerak. Lekin Rasulimiz alayhissalotu vasallam namuna bo'ldilar. Namuna bo'ldilar o'zlarini xulqi bilan. Biz modomiki u zotga ummatlikni da'vo qilar ekanmiz, modomiki u zotni muhabbatini o'zimizga joylab, muhabbat ziyoda qilishligini orzu qilar ekanmiz, albatta oddiygina gap bilan emas, ergashishligimiz kerak. O'sha xulqlardan, odoblardan o'rnak olishimiz kerak. Payg'ambarimiz alayhissalotu vasallamning hayotlarini o'rganishimiz kerak, tanishimiz kerak u zotni. O'zimizdan da ko'ra ziyodaroq tanishlikka harakat qilishimiz kerak. Tarixlarni o'rganishimiz kerak. Payg'ambarimiz alayhissalotu vasallamning mana hozir Abdulbosit qoraka o'sha Barzandiy hazratlarini mavlidlaridan bir parcha atir o'qidilar. Mana shuni o'zida qancha ma'no. Rasulimiz alayhissalotu vasallam hayoda va tavozida eng yuqori edilar.
Şedid el-haya ve tevazu. En baş tevazu da hakikatte hem kemterlikte ve hayada uzat ki yetedigeni yok idi. O şey bazen Fatıma anamız ayet ediler, bazı da ayollar gelip uzlar ki has bugün savallar diyen bir orar dikerler. Resulümüz Aleyhisselam yüzleri kızarıp giderkenler. Şimdi savallar vergen uyalıp getip Fatıma anamız ben cevap veremem de alıp girip gitken halatları var. Şuna kadar hayaları yukarı bulgen. Bir orta halatta Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayası da nüksan görmeyen de muameleler. Ve bugünkü bizde en muhim meselelerden bittesi o zatın hulklardaki en çıraylısı ahsanul muallim. Muallimlerinin en âli derecesi deydi. Biz bana şu cahide bir az aksayımız. Talim verişlikte, terbiye verişlikte Resulümüz Aleyhisselatü Vesselam'dan örnek alışımız gibi. Kaç buna kıvakiyeler bugün? Mesela o şey mescitte oturgenlerde bir Arabi kirip o şey mescitte bavul kıldı, bir adablik kıldı. Sahabeler, hammeler cahil çıktı Resulümüz Aleyhisselam tohtayılar, tek koyuyorlar dedi. Çakırıp onu terbiye kıldı. Allah'ını beyti bunda işler kılmayın dedi. Ya ki bu mesela namazda bir artası bir hata kılsa hem çakırıp o şey cahide çırayla doğru istah kıldılar. Kayırda bir terbiye kılıçlık halat bulsa şunu ornada halkılıp dua kılardılar, terbiye birerdiler. Ben bir vakıya hazır, o şey hayatlardaki vakıya isimge geldiler. Resulümüz Aleyhisselam kayırda ihtiyaç bolsa şu cayda terbiye birgenlikleri. Abu Ayyub el-Ansari radıyallahu anhu'nun üyelerine, mihmange bargen halatlar. Medine-i Munavvara'da sık küller. Resulümüz Aleyhisselatü Vesselam çıksalar köçede Abu Bakır Sıddık, Hazreti Umar radıyallahu anh oturdular. İkilerleri görüşüp kaldılar. Taşkarıya çıkışlıklarının sebepleri korunları açlı giden. Avukat top olma kendinden, kıynalıp korunu aç. Şu tasavvur kılışımız gereği iki de sahabe. Her esleyatken iki sahabemiz Resulümüz Aleyhisselatü Vesselam'ın kaynataları. Büyük sahabeler. Lekin korunu açlı giden avukat yok. Çıktı birbirlerini korup nakıl yapsın diyorlar. Kornum açıp gitti, ağrık verdi, avaz verdi deyip durdular. Resulümüz Aleyhisselam kip kaldılar. Uzat kub açı yürgenler. Hazır yine yine mevletke kayıt edilen bu şey, karakem ayeti bütüp gittiler. Resulümüz Aleyhisselam karınlarına hoş bayılıp yürerdiler degen idaranı koşup gittiler. Hakikatte o şey bildirmeslik için şunaka taşlarını bağlayıp yürerdiler. O şey halette geldi, hani iki sahabeni görüp, ne kıl yapsınlar? Hayli ola mahal, ısı. Degenlerde ya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizni karında açlığı taşkarıya çıkarışken mecbur kıldı. Resulümüz aleyhissalatü vesselam'a onlar karak uzingiz neye çıktınız? Ya Resulullah diyordular. Tabassum kıldılar. Sizlerden çıkarıyorlarsa bana hem çıkardı. Yürüyler dediler de sizler mihman ya barama dedi. Aslında Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam istiyiz de mihman. Oldu ki otkizdi de şaşılıp ketkeninden hurmağda şokını sındırıp meyvesi bile apkırı kokmaydı. Ben etkendim ki Resulümüz Aleyhisselam kayırda terbiye kereyi bazı şunu kılardılar da. Bu mesela mihman şurada ettiler ki Ebu Ayyub bundan ki meyvanı şokını sındırmayın dediler. Bu mesela mihman korun aç. Lekin sındırmayın. Bunu apkırı koyun. Ben sizge ağzı koy soyamayın diyordular. Yine ettiler. Eğer bu ağzı olsa soğun koy olsa soymayın dediler. Avukatlarını koydular. Şimdi o şey dasturxondagi bor narsa sanoqli narsa. Hul xurmo turibdi, quruq xurmo turibdi, zaytun turibdi, go'sht turibdi. Hozir bizdagi eng bir kam ta'minlangan oilaning dasturxoni ham bundan zinatli bo'lsa kerak. Shunaqa turganlarida ham Rasulimiz alayhisalom ko'zlariga yosh olib, shuncha narsa turibdi, buni qiyomatda javobi bor dedilar. Ya'ni o'sha joyda ham tarbiya berdilar. Rasulimiz alayhisolatu vasallam haqiqatda ham husnul xulq sahibi edilar. İnsanlarını hammalari bilan chiroyli muomala qilardilar, güzel muomala qilardilar. Hatto ki mana tarixini o'rganadigan bo'lsak, bir Qurayshning katta-katta zodagonlari kelib Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamga shartlar qo'yganki, agar siz mana bu Bilolga o'xshagan, Salmoni Forsiyga o'xshagan, Zaydga o'xshagan falonch-falonchilar bilan Rumiylar bilan birga o'tirmasdan bir safda bo'lmasangiz, biz sizga imonga kelamiz dedi. Ya'ni biz bular bilan bir safda turishga loyiq emasmiz. Rasulimiz alayhisalom ularni tanladilar.
mana hozir o'sha o'qilingan yana baytda qoraki o'qigan baytda payg'ambarimiz alayhissalotu vasallamni janozalarda ishtirok etardilar. Kasal bo'lsa, kasalni borib ko'rardilar degan so'zlarni o'qib o'tdilar. Haqiqatda ham payg'ambarimiz alayhissalotu vasallam biror bir kishini janozasini eshitsa albatta borardilar. Hattoki bir ayol, oddiy bir ayol masjidga kelib xizmat qilib yurgan bir ayol bor ekan. Kambag'al, faqir, maskina ayol. Doim shu masjidni yig'ishtirib boshqa qilib yurar ekan. Rasulimiz alayhissalomga ko'p murojaat qilib, ko'p muloqot qilib savol berib turar ekanlar. Ayol ko'rinmay qoldi. Payg'ambarimiz alayhissalotu vasallam sahobalardan so'radiki, bir ayol kelib turardi faloniya. Qani u ko'rinmayapti deydi. Ya Rasululloh sollallohu alayhi vasallam, u olamdan o'tdi degandilar. Nega menga aytmadinglar? Mana uni qabriga olib boringlar deb, o'sha qabriga borib, o'sha joyda uni haqqiga duo qildilar. Bu oliy darajadagi xulq namunasi. Kasallar kim bo'lsa borib ko'rardilar. Va mu'minning mu'mindagi haqlaridan bittasi kasal bo'lsa i'odatul mariz, kasalni borib ko'rish deb o'rgatganlar. Rasulimiz alayhissalotu vasallam mana shunday bir ulug' xulq sohibi edi. Bugungi kunda biz hozirgina muhtaram domlamiz aytib o'tganlardek, payg'ambarimiz alayhissalotu vasallamni muhabbatini da'vo qilib u zotga ozgina bo'lsa ham beodoblikni qabul qila olmaydigan darajadamiz. Buni tan olishimiz kerak. Birorta bir mu'min musulmon yo'qki, agar rasuli to'g'risida Muhammad sallallohu alayhi vasallam to'g'risida yomon gapni gapirsa, qalbiga igna sanchilmaydigan. Lekin shu zahoti biz fikr qilishimiz kerak. Rasulimiz alayhi salom o'zlari qanday javob bergan bo'lardilar? Domlamiz aytganlardek, ular bilmayapti, Alloh ularni hidoyat qilsin deyardilar. Hech qachon Qur'onda oyat ham kelgan, hattoki payg'ambarimiz alayhissalotu vasallamga agar shu qo'pol g'aliz bo'lganlarda sahobalarni qo'shilmasdan ketib qolishligi to'g'risidagi ma'nodagi oyatlarda ham Alloh bayon qilgan. Shunday ekan, rasulimiz alayhissalotu vasallamning husnul xulqlaridan ta'lim olishligimiz kerak. Mavludlardan o'qilishlikdan ko'zlangan oliy maqsad ham shu. Hozirgina muhtaram qorakamiz o'qib bergan mavludlarni muhtaram ustozlar o'qilganda tarjimalarini aytib tursalar, ajab emaski, xalqimiz, mu'min musulmonlar mana shu xulqlardan xulqlansak va rasulimiz alayhissalotu vasallamga loyiq ummat bo'lsak. Bismillahir rohmanir rohim. Alhamdulillahi robbil alamin. Vassalatu vassalamu ala rasulina Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in. Allohumma irhamna bil Qur'onil azim va ja'alhu lana imaman va nuran va hudan va rahma va ja'alhu lana hujjata ya robbil alamin. Amin. Ya Rabbi, tilovati Qur'on, bugungi duolarimiz, salovatu salom va amri ma'ruf, mavizai hasana qilingan yaxshi ilmiy suhbatlardan berilajak savoblarni ko'paytirib berishligingizni so'raymiz. Amin. Ushbu savoblarni barcha o'tganlar, xususan rasulimiz alayhi salatu vasallamning ruhi muboraklariga, azvoj mutahhirot, ashobi kirom, tobi'in, tabi'a tobi'in, diyorimizdan o'tgan barcha ulug' ustoz va shoyixlar, bugun bizni ko'rib turgan, duoga sherik bo'lib qo'l ochib turgan barcha azizlarimizdan o'tib ketgan eshli aqrabo, ajdod, jaddod, marhum va marhumalarning ruhlariga, orqasidan duo qiladigani yo'q bo'lib qolgan barcha g'arib g'urabolarimiz ruhlariga va bu yerda duoga qo'l ochib turgan hammamizdan o'tganlarga bag'ishida qildik. Ya Rabbi, bugungi faizlik kunlarda mana shunday rasulimiz alayhissalotu vasallam ko'p eslanayotgan Rabiul avval oylarida juma oqshomida, jumaga o'tar oqshomda turibmiz. Qilgan duolarimizni o'zing qabul aylagin. Amin. Ya Rabbi, hammalarimizni qalbimizda payg'ambarimiz alayhissalotu vasallamga bo'lgan muhabbatni ziyoda qilgin. Amin. U zoti va barakotni sunnatlariga amal qiladigan, u zoti va barakotni ko'rsatgan yo'llarda yuradigan solih bandalardan bo'lishligimizni nasib qilgin. Amin. Ilohim, duoga qo'l ochtirgan hammalarimizni turli balolardan, ofatlardan o'zing saqlagin. Barcha insoniyatni, xususan yurtimiz, mu'min musulmonlarni boshidan baloyi ofatlarni, vabolarni o'zing uzoq qilgin. Tinchlikda, osoyishtalikda, ibodatda, taqvoda hayot kechirishligimizni nasib qilgin. Ya Rabbi, bu yurtimizdan uzoqda turgan bir qancha aziz musofirlarimiz, bola chaqasini boqaman deb ishlarda ishlab turgan yoki ta'lim olayotgan, uzoq safarda bo'lgan barcha yurtdoshlarimizni, musofirlarni o'zining yurtlariga sog'-omon qaytargin. Bola chaqasi, ota-onasining xizmatida, tinchlikda, ofiyatda bardavom bo'lishlarini nasib qilgin. Amin.
Ya Rabbi, bu yerga yig'ilgan ustozlar mana juda chiroyli suhbatlarni qilib berdilar. Bularni Allohim o'zing salomat qilib, ilmlariga ilm bergin, tinchlikda, ofiyatda qilgin. Diniy idoramiz tizimida ishlab o'tib ketgan barcha ulug' ustozlar, hozirda xizmatda turgan muftiy hazratlari, barcha diniy xodimlarimiz, barcha ustozi ulamolarimizni din diyonat xizmatida bardavom qilgin. Amin. Yurtimizni tinch qilgin, osmonimizni musaffo aylagin. Mana shunday sirat darslari, hadis darslari, Qur'on darslarini bardavom qilgin. Amin. Va oxiri da'amna alhamdulillahi robbil alamin va salatu va salamu ala rasulina Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in bi rahmatika ya rabbal alamin.